ben sana gösteririm bak. Tamam, halledersin. Anahtar da hemen o hizada yer, üçüncü taş. Orayı var. Tamam. Oralar işte şey ya, giriş kapısında bir şeyler koymuşlar işte. Paşalar Kalesi 5. ve 6. yüzyıllarda milattan sonra Bizanslılar tarafından yapılmış, korunma amacıyla yapılmış askeri bir kale. Paşalar Kalesi konum olarak, mevki olarak çok muazzam bir yerde. Güneyi, doğusu, kuzeyi sarp kayalıklardan meydana geliyor. Dolayısıyla buralara doğal koruma sağladığı için Bizanslar hiçbir işlem yapmamışlar. Sadece kuzey batısında bulunan yere, yerden gelebilecek tehlikelere karşı 2,5 metre eninde, 10 metre yüksekliğinde, 100 metre uzunluğunda bir sur inşa etmişler. Hemen buradan da görünüyor bakınız. Surun o üçgen kısmındaki yerlerine de gözetleme kuleleri inşa etmişler. Oradan gelebilecek tehlikelere karşı bütün tedbirleri almışlar. Gerçekten çok büyük tarihi değere sahip olan Paşalar Kalesi maalesef gerekli şeyi görmüyor, ilgiyi görmüyor. Kırıyorlar, döküyorlar, parçalıyorlar. Paşalar Kalesi 1500 yıllık bir tarihi bir kale. Tarihi bir kale olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamış. Ben Deniz Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bunu 3-4 defa gündeme getirdim. İnşallah gelişmeler var. Göreceksiniz, burayı restore ettiğimiz zaman hem Pamukova'mıza hem Sakarya'mıza ekonomik anlamda çok büyük değer katacak. Buraya yerli ve yabancı turistler gelecek. Dolayısıyla buraya bir ekonomik katkı sağlayacak. İstiyoruz ki var olan bu zenginliklerle bu insanları buluşturalım. Pamukova zaten zengin bir bölge. Tarihi eserleri defineciler her yerde kazıyorlar. Sadece buraya ait değil. Ama hiç de bir şey yok aslında. Boşuna kazıyorlar, boşuna yıkıyorlar, boşuna tahrip ediyorlar. Ama bu zenginliklere sahip çıkma işimiz bizi üzüyor. Ben buraya torunumu getirdim. İlkokul 4'e gidiyor. Bir çıkardım. Ya dede, bu ne dedi. Yıkmışlar, kırmışlar, dökmüşler dedi. Ne biçimmiş bu dedi. Yani 10 yaşındaki çocuk bile üzülüyor. Aslında bu tarihi eserleri nesillerimize aktarmalıyız biz. Bugün Japonya'ya gittiğiniz zaman doğan çocuğunu Japonya Hiroşima'ya götürüyor. Neden? Orada yaşanan zulmü, yapılanları torunlarına anlatıyor. Bizler de bunları torunlarımıza bırakmak zorundayız. Etrafında, duvarlarındaki figürler, o günkü yazılar, gerçekten o günün yaşantılarını aktaran bir takım şekiller var, bir takım yazılar var. İşte bu şekilleri birçoğunu yıkmışlar, kırmışlar, dağıtmışlar. Çok az bir resim ve yazı kalmış. Onları da kırarlar korunmazsanız. Onların tabii tarihi bir değeri var diye düşünüyorum.